Bugün Yunanistan'a bir mesaj daha verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-16 ile Ege semalarındaydı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçuş eğitim yılının açılışını yapan Akar, F-16 kokpitinden Çanakkale şehitlerini selamladı. Yunanistan'a F-16'lı uçuşla mesaj verdi. F-16 kokpitinden Çanakkale şehitlerini selamladı. Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizlerinin sürdüğü bir dönemde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Akar'a Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen de eşlik etti. Bakan Akar, uçuş için her zaman her yerde parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. Personelden uçuşa yönelik briefing aldı. Akar daha sonra uçuş teçhizatlarını kuşandı. Önce uçak başına, buradaki son kontrollerin tamamlanmasının ardından da F-16'nın kokpitine geçti. F-16 savaş uçağıyla Ege Denizi'nin kuzeyinde üçlü kol uçuşuna liderlik etti. Bakan Akar, Çanakkale Boğazı üzerinden geçerken şehitler abidesini selamladı. Koldaki diğer personele, başta Çanakkale'de yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız. Mücadelemize Çanakkale ruhuyla devam edeceğiz diye seslendi. Akar bugüne kadar gerçekleştirdikleri başarılı görevlerden dolayı personeli kutladı. 2022-2023 eğitim yılının başarılı geçmesini diledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Eskişehir'de konuştu. Akar, Yunanistan'ın tacizlerine tepki göstermeye devam ediyor. Biz Yunanistan'ın bu şımarıklığını arkadaşlar her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeye sürdüreceğiz. Yunanistan'ın tacizlerini hatırlattı, hem tepki gösterdi hem uyardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kez Eskişehir'den koydu tepkisini. Kuvvet komutanları ile birlikte 1. Anajet üssünde düzenlenen uçuş eğitim yılı açılış törenine katıldı. Gündeminde Yunanistan'ın Ege'de gerginliği tırmandıran söylem ve tacizleri vardı. 1919-1922 bir işgal girişiminde bulundu Yunanistan. Bazı ülkelerin teşvikiyle, desteğiyle. Bunun sonucunda hüsrana uğradılar. Bu ısrarınızdan vazgeçin. Bu sözde silahlanma, sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varamazsınız. Burada bizim iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde uzattığımız barış elini tutun. Akar, Türk jetlerine son olarak Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasını hatırlattı. Tehditleri yakından takip ettiklerini söyledi. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimizi, hudutlarımızın korunmasını, vatandaşlarımızın güvenliğini yapmak için ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde haklarımızda, menfaatlerimizde geri adım atma asla söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin çok değerli olan hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar çok hassas bir şekilde koruduk, bundan sonra korumaya devam edeceğiz. Akar, NATO ve üçüncü ülkeleri objektif olmaya çağırdı. NATO'nun da üçüncü ülkelerinde yaptıklarını görmesi lazım. Yunanistan konusunda tüm müttefiklerimizi ikaz ettik. Hatırlatıyoruz. Objektif olmalarını bekliyoruz. Buradaki sıkıntıların, buradaki yapılan eylemlerin ve söylemlerin dostlukla, müttefiklikle alakası olmadığını bilmelerini istiyoruz. Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin ABD'den F-16 alımına ilişkin çalışmalarını da sürdüğünü, olumlu sonuç alınması için azami gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi. Bugün de bir Teknofest haberimiz var. Dün hava gösterilerine odaklanmıştık. Bugünün konusuysa Kızıl Elma. Tam teşekküllü simülatör olmasa da bir bilgisayar ekranı ziyaretçilere fikir verdi. Dikkatlice inceledikleri Kızıl Elma'yı bu kez simülasyondan sürme şansı buldular. Geleceğin pilotları uzun kuyruklar oluşturdu. Nasıl, güzel mi Kızıl Elma'yı uçurmak? Ya zor ama eğlenceli. Gelecekte Kızıl Elma pilot olmak ister misin? İsterim. Mümkün olursa isterim. Teknofest salı gününden bu yana Samsun'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Birçok etkinliğin yanı sıra ziyaretçiler yerli ve milli teknolojik araçları görme şansı yakalıyor. Onlardan biri de Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar Kızıl Elma. Festivalin ilk günü vitrine çıkan uçağı kullanma heyecanını yaşamak isteyenler simülasyonda pilot koltuğuna oturuyor. Bayraktar Kızıl Elma'nın simülasyonu var. Biz de Bayraktar Kızıl Elma'yı uçurmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız.
yavaş yavaş evet uçağımıza Bayraktar Kızılelma'ya gaz vereceğiz. Evet şu an yavaş yavaş hızlanıyoruz. Pilotlar çok uzun süre eğitim alıyorlar. Tabii uçağın içinde olmasalar da bu şekilde kontrol noktalarından, kontrol istasyonlarından uçakları kontrol ediyorlar. Gördüğünüz gibi çok başarılı bir uçuş sergileyemiyoruz. Özellikle geleceğin pilotları o koltuğa oturmak için uzun süre sıra bekledi. Çok güzel, çok eğlenceli bir duyguya benziyor. İster misin uçurmak? Çok isterim. Çok böyle adrenalin severim ama biraz korkarım. Çok korkuyorum. Çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisi yoğundu. Benim için kolay. Daha önce askeri dronlarda kullanmıştım var. Teknofest pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.